25 çocuklar bunlar ne var? Sarı olun da bu tarafta. Biraz uyuşum burada. Göl başkanıyım ben. O geç geldi. Sonra bir bakıyorum. 5 metre değil çok çok. Şey çok güzeldi ya. Sesli geldi doğallar, kurbanlıklar. Şey... Evet değerli arkadaşlar, basın mensupları, bu projemiz yaklaşık 2 seneden beri gerçekleştirdiğimiz, üzerinde çalıştığımız bir proje. Ve dün itibariyle 13 Kasım'da, yani Tekirdağ'ımızın kurtuluşunun 100. yılında da vatandaşlarımıza sunma fırsatını bulunduk. Bizim robotik kodlama atölyemizde biz 2019 senesinden itibaren minyatür çalışmalarına başladık. Bu özellikle bizim özellikle istediğimiz, hem Cumhuriyet Başkanı hem de şahsımın istemiş olduğu bir çalışmaydı ve minyatür üzerinde çalışan tek belediyeyiz robotik kodlama atölyelerinde. Ve bu arkamda gördüğünüz eser de 3D teknolojisiyle yapılmış bir şehrin minyatürü, en büyük minyatür olma özelliğini de kendi bünyesinde barındırıyor. Yaklaşık 2 seneden beri de robotik kodlama atölyemizde hocalarımızın ve oradaki öğrenci kardeşlerimizin hep biri de el biriyle yapmış olduğu güzel bir ürün. Bu üründeki amaçlarımızdan bir tanesi de özellikle kent hafızasını yeniden canlandırmak istiyoruz. 1912 yılını seçmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi de Tekirdağ'da gerçekleşen, 1912 yılında gerçekleşen Büyük Mürefte depremiyle birçok eserin de bu zamandan sonra kaybolduğunu görüyoruz. Biz hem o hafızayı canlandırıp hep o kaybolan eserleri yeniden vatandaşlarımıza sunmak, hem de vatandaşlarımızın sadece kitaplardan ibaret gördükleri eski Tekirdağ fotoğraflarını ve internet üzerinden gördüğü eski Tekirdağ fotoğrafları, parça parça gördüğü o fotoğrafları topyekun bir halde panoramik olarak da göstermek istedik. Ve güzel bir proje oldu. Şu an Kültür Müdürlüğümüzde projemiz hala vatandaşlarımıza açık bir şekilde sunuluyor. İnşallah önümüzdeki günlerde farklı noktalarda da sunmayı planlıyoruz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tabii 4 parça.